çekmeye başlamadı. Bir dakika. Tamam, görüyorum ben buradan. Tamam. Tamam, şu an kaydımız hazır galiba. Çok değerli hocalarım, değerli katılımcılar. Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen olağanüstü durumlarda manevi danışmanlık ve rehberlik sempozyumumuza tekrar hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir oturum geçmesini temenni ediyorum. Ben çok değerli hocalarımız var. Kısaca onları tanıtayım. Daha sonra oturumumuza başlarız. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Sayın Doktor Musa Gelici. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kocaeli'nden Kur'an kursu öğreticimiz Sayın Yılmaz Gönbeyaz. Melek Hocam hoş geldiniz. Ve İzmir İl Müdürlüğü'nden Doktor Serpil Başar. Serpil Hocam siz de tekrar hoş geldiniz. Birkaç hususu hatırlatayım. Ondan sonra oturumumuzu başlatırız. Sayın hocalarım, her konuşma için 15 dakikalık süremiz var. Oturum sonunda soru gelirse onları cevaplamak için de 5-10 dakikalık bir zaman ayırırız. İlk olarak Musa hocamın sorusuyla başlayacağız. Musa hocam, sosyal uyum sürecinde Suriyeli göçmenlere yönelik manevi danışmanlık ve rehberlik, uyum sorunları ve çözüm önerileri İstanbul örneği başlıklı konuşmasını sunacaklar. Musa hocam, buyurun, söz sizde. Teşekkür ederim değerli hocam. Değerli hocalarım, kıymetli katılımcılar, değerli izleyenler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sempozyumumuzun da manevi danışmanlık ve rehberlik çalışmalarına katkı sunmasını ümit ediyorum. Benim bu bölümde sunacağım bildiri, İstanbul örnekleminde sosyal uyum sürecinde Suriyeli göçmenlere yönelik manevi danışmanlık ve rehberlik, uyum sorunları ve çözüm önerileri başlığında olacak. Öncelikle çalışmamızın amacı, Suriye'de gerçekleşen malum bir iç savaş vardı ve bu savaş sonrasında hayatları tehlikeye giren ve yaşam ışığı aramak üzere Türkiye'ye sığınmaya mecbur bırakılan Suriyeli göçmenlerin yaklaşık 10 yıllık süreçte Türkiye'de yaşadıkları sıkıntı ve problemleri uyum eksenli tespit etmek ve bu sıkıntı ve problemlerin aşılması için de manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri çalışmalarına perspektif sunmak amacını güdüyor bu çalışma. Bu noktada çalışma Suriyeli sığınmacıların uyum eksenli problemlerinin tespit edilmesine yoğunlaşıyor. Bu problemlerin fark edilmesi ve ilgililerce yapılacak çalışmalarda çözüm sunması amacıyla önemli bir çalışma olacaktır. Zira daha çok akademik ilgi bekleyen bir alan, manevi danışmanlık ve rehberlik alanı. Bu anlamda özellikle göç ve manevi danışmanlık alanı ise özellikle ilgi gösterilmesi gereken alanlardan bir tanesi. Bu noktada saha araştırması olarak bir alan araştırması mahiyetinde bu çalışmanın alana önemli katkılarının olacağını düşünüyorum. Yöntem olarak bu araştırma bir nitel çalışma. Durum çalışmasıyla desenlenmiştir. Durum çalışması malum güncel bir olguyu kendi gerçek yaşam çerçevesi içinde çalışan olgu ve içinde bulunduğu içerik arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadığı ve birden fazla kanıt veya veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan bir araştırma yöntemi. Dolayısıyla araştırma kapsamında İstanbul'da yaşayan 5 Suriyeli sığınmacı göçmenle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapıldı. Görüşülecek sığınmacı göçmen bireyler İstanbul ilinden kartopu örneklem yöntemiyle seçildi. Bu örnekleme yöntemi örneklem oluşturma sürecinde bir bireyle bu çalışma başlatıldı. Sonra onun önerdiği başka bir bireyle devam etti ve bu şekilde görüşmeler tamamlanmış oldu. Çalışma grubu az önce de bahsettiğimiz gibi Suriye'den Türkiye'ye göç etmiş ve İstanbul metropolünde yaşayan 5 kişi olarak belirlenmiştir. Bu 5 kişinin eğitim durumları lisans seviyesindedir ve evlidirler. Mülakat çerçevesinde biz katılımcılarımıza manevi danışmanlık ve rehberlik çalışmalarına perspektif sunacak 8 adet soru sorduk. Kısaca bunlardan bahsedeyim.
Türkiye'de olmak nasıl bir duygu dedik. Öncelikle onların duygu durumlarını anlamaya çalıştık. Bir nesneye ya da canlıya benzetecek olursanız bu duygunuzu neyle tanımlarsınız diye sorduk. Türkiye'de bulunduğunuz süre içerisinde Türk toplumunun Suriyelilere yönelik toplumsal yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz diye bir soru sorduk. Türkiye'de ne gibi problemleriniz var dedik ve onların problemlerini anlamaya çalıştık ve bunları maddeler halinde belirtmelerini istedik. Kendinizi Türk toplumuna adapte olmuş hissediyor musunuz dedik. Entegrasyona yönelik tutum olarak Türkler mi yoksa Suriyeliler mi kapalı davranıyor dedik ve entegrasyon sürecinde kapalı davranan kesimi tarafı anlamaya çalıştık ve bunun nedenlerini anlamaya çalıştık. Gelecekle ilgili Suriyeli göçmenlerin dönüş ya da kalış anlamında nasıl bir öngörüleri olduğunu ve gelecek perspektiflerinin ne olduğunu anlamaya çalıştık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden beklentilerinin neler olduğunu ve çözüm önerilerinin neler olduğunu anlamaya çalıştık. Tabii bu sorulara ait veri analizinde veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturuldu. Uzman görüşleri alındı. Daha sonra iki kişi üzerinde pilot uygulandı. Görüşme formuna son hali verildikten sonra da Kasım 2020'de bizzat tarafımdan katılımcılarla görüşmeler yapıldı. Araştırma kapsamında içerik analizi tekniğinden yararlanıldı. İçerik analizi birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamak demek. Çalışmada tümevarımcı bir yaklaşım izlendi ve kodlardan temalar anlaşıldı. Verilerin analizinde de NVivo programından yararlanıldı. Yorumlar kısmına geçmek istiyorum. Az önce de ifade ettiğim gibi öncelikle Suriyeli göçmenlerin duygu durumlarını anlamaya çalıştık. Bunun için de Türkiye'de olmak nasıl bir duygu, bir nesneye ya da canlıya benzetecek olursanız bu duygunuzu neyle tanımlarsınız dedik. Onlar da çeşitli cevaplar verdiler. Bu verilen cevapları iki başlık altında tahlil ettik. Olumlu duygu durumu ve olumsuz duygu durumu şeklinde. Malum Suriyelilerle ilgili yapılacak çalışmalarda manevi danışmanlık alanında perspektif sunmak için onların öncelikle problemlerine odaklanmak gerekiyor. Tabii ki onların bu noktada olumlu buldukları Türkiye ile alakalı güzel cümleleri, sözleri var. Fakat burada bizim asıl odaklanmamız gereken onların problem alanlarıyla alakalı. Ben burada onların olumlu duygu durumu şeklinde bahsettiklerinden kısaca aktarmak istiyorum. Öncelikle yakın bir toplulukta olma hissini yaşadıklarını söylüyorlar. İkinci bir ülke olarak görüyorlar. Müslüman bir ülke olduğu için Türkiye'de olmaktan mutlu olduklarını ifade ediyorlar. Suriye'nin tarihiyle Türkiye'nin tarihini ortak tarihe ve kültüre sahip, yani yaklaşık benzer kültürler olarak görüyorlar. Ezanı duydukları için sevindiklerini ifade ediyorlar. Diğer ülkelere kıyasla Türkiye'nin daha rahat olduğunu, özellikle Avrupa gibi çıkarcı bir ülke olmadığını, bu noktadan sosyal güven hissettiklerini, ibadet hürriyeti noktasında, kamu hizmetleri noktasında olumlu bulduklarını ifade ediyorlar. Bizim odaklanacağımız burada olumsuz duygu durumu. Burada ifade edemeyeceğimiz en önemli nokta Suriyeli göçmenler Türkiye'de giderek ırkçılığın artmasından endişe ediyorlar. Ve provokasyon korkusu içerisindeler. Giderek bir istikrarsızlık hissi içerisindeler. Bu istikrarsızlık hissi çaresizlik hissinden de kaynaklanan bir şey. Çünkü son yıllarda Suriye'deki istikrarsızlık giderek derinleştikçe ve Suriye'ye dönme noktasındaki ümitleri tükendikçe kendilerini çaresiz hissetmekteler. Dolayısıyla Suriyeli göçmenlerin psikolojik noktada ciddi anlamda ihtiyaçları var. Özellikle 2018 yılından sonra ırkçılığın Suriyelilere yönelik Türkiye'de arttığından bahsediyorlar. Diğer bir sorumuz, Türkiye'de bulunduğunuz süre içerisinde Türk toplumunun Suriyelilere yönelik toplumsal yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu noktada aldığımız cevaplar negatif davranışlar ve pozitif yaklaşımlar olmak üzere iki başlık altında zikredebiliriz. Tabii onlar özellikle çok sayıda olumsuz ve iğneleyici, kışkırtıcı mahiyette sorulara muhatap kaldıklarını ifade ediyorlar Suriyeli göçmenler. Bu sorular onlara karşı güven yoksunluğunu ifade ediyor onlara göre. Daha ileri derecede kendilerine küfür edildiğini, kendilerinin doğrudan hedef alındığını, her suçun, her kabahatin, her toplumsal olumsuzluğun sebebi olarak
tabiri caizse günah keçisi haline getirildiklerini ifade ediyorlar. Çok sayıda suistimalden bahsediyorlar. Özellikle fahiş kiralar, ucuz iş gücü. Özellikle 2018'den sonra milliyetçi söylemlerin olumsuz etkilerinden bahsediyorlar. Ve özellikle Türklerin kendini sürekli büyük kardeş yerine koyması, bunun kendilerinde oluşturduğu eziklik duygusundan bahsediyorlar ki Türkiye'nin bu noktada Türk toplumunun dominant bir yaklaşım sergilediğini, halbuki kendilerinin de bir birey olarak sorumluluk alabileceklerini, sorumluluk almak istediklerini, fakat bu noktada kendilerinin pasif bir noktada konumlandırıldığını, buna mahkum edildiğini ifade ediyorlar. Güvensizlikten bahsediyorlar, saldırı ve hakaretler olduğunu ve Türk toplumunun sorunlara çok yüzeysel baktığını söylüyorlar. Yani Suriye konusunu tam olarak anlayamadıklarını, kendilerinin yaşamış oldukları travmaları, savaş içerisinde Türkiye'ye gelirken yaşadıkları çok büyük travmaları, aile dramlarını anlamadıklarını, sanki tabiri caizse kendilerinin Türkiye'ye piknik yapmaya gelmiş insanlar olarak onlar tarafından, Türk toplumu tarafından algılandığını genel anlamda ifade ediyorlar ve empati yoksunluğundan sıkça bahsediyorlar. Özellikle toplu taşımalarda kontrolsüz davranışlardan rahatsızlar. Ben vaktimiz yetmez düşüncesiyle başlıkları hızlıca geçmek istiyorum. Pozitif davranış olarak da zikrettikleri şeyler Türklerin misafirperver oldukları, Türk toplumunun yardımsever olduğu, koruyucu oldukları, anlayış sahibi oldukları şeklinde düşünceleri var. Biz katılımcılara Türkiye'de ne gibi problemleriniz var diyerek onların manevi danışmanlık ve rehberlik çalışmalarına perspektif tutacak ve odaklanılması gereken problemlerini anlamaya çalıştık. Öncelikle Türkiye'deki bir genel altyapı sorunundan bahsettiklerini görüyoruz. Kanuni eşitsizlik olarak Suriyeli toplumu bunu ifade ediyor. Yani kendilerinin içerisinde bulunmuş olduğu hukuki statüleriyle alakalı Türkiye toplumundaki bunu bir problem alanı olarak görüyorlar. Özellikle seyahat özgürlüğü sorunu ki bir ilden başka bir ile gitmenin onlar için bir problem olduğunu, bir istikrarsızlıktan, Türkçe dil kurslarının yetersiz olmasından, kurs ücretlerinin ödenmesinde sorun yaşanmasından, sosyal entegrasyon programlarının yetersiz olmasından, akademisyenlerin denk problemlerinin olmasından, birinci derece akrabalar için vize almanın zorluğundan, şirketlere destek verilmemesinden, daimi ikamet durumu için mekanizma olmamasından, geçici koruma kartının resmi vesika olarak kabul görmemesinden, Türk vatandaşlığına geçişte standart eksikliğinden, bürokratik işlemlerde sorun yaşamadan tutun, ticaret yapmaya kadar, ama en önemli ifade ettikleri şey Türkçe öğrenmede sorun yaşadıklarını ve Türkçe öğrenmek için kendilerine sistematik, kurumsal ve nitelikli altyapının sağlanmasını istiyorlar. En büyük problem burada manevi danışmanlık ve rehberlik çalışmalarında belki de dikkatlerin teksif edilmesi gereken nokta, Suriyeli göçmenlerin az önce ifade ettiğim gibi özellikle 2018'den sonra xenofobik nefret objesi haline getirilmesi durumu. Bu tanımlamayı tabii ki ben yaptım fakat onların ifade ettikleri, belirttikleri durum bu ifadeyi ortaya çıkarıyor ki Türkiye'de Suriyeliler özellikle metropollerde yabancı düşmanlığına muhatap olan bir kesim. Özellikle zorbalık yaşadıklarını ve istismar edildiklerini ifade ediyorlar. Ev sahipleriyle çok ciddi anlamda problemler yaşadıklarını ve ev sahiplerinin kendilerini genel olarak istismar ettiklerini, yüksek ev kiraları talep ettiklerini ve tehdit ve şantajda bulunduklarını ifade ediyorlar. Ve özellikle en çok rahatsız oldukları şey Suriyeliler için Türk toplumunun güvenlik kodları oluşturması. Güvenlik yoksunluğu hissi içerisinde olduklarını ifade ediyorlar. Ve kendilerinden hoşnutsuzluk duyulduğunu çok net bir şekilde ifade ettiklerini giderek anlıyorlar. Bunu da şöyle ifade ediyorlar. Suriye'den Türkiye'ye göçün başladığı ilk yıllarda, ilk 5 yılda belki de, göçün kalıcı olacağı Türk toplumu tarafından çok fazla belki algılanmamıştı. Fakat Suriye'deki belirsizlik giderek arttıkça onların Suriye'ye dönme durumları neredeyse imkansız hale geldi. Bu noktada şu anda Türk toplumunun bunu kanıksadığı için bu noktada kendilerine hoşnutsuzluk gösterdiğini ifade ediyorlar.
Katılımcılarımıza kendinizi Türk toplumuna adapte olmuş hissediyor musunuz sorusunu sorduk. Bununla alakalı en büyük problemin dil sorunu olduğunu anlamış olduk. Dolayısıyla entegrasyon çalışmalarına yönelik olarak sürecin devam etmesi için özellikle dil sorununu ortadan kaldıracak çalışmaların yapılması gerekiyor. En büyük problemlerinden bir tanesi olarak yine kültürü, Türk toplumunun kültürünü detaylı bir şekilde anlama ve tanıma için gerekli mekanizmaların olmamasından ve ilk adımı her zaman atmaktan korktuklarını, çünkü toplumsal refleksten korktuklarını ifade ediyorlar. Ciddi anlamda bir tedirginliklerinin olduğunu ve kendilerine karşı olumsuz bir yaklaşımın sergilenmesinden korktuklarını ifade ediyorlar. Tabii entegrasyonun kazanımından da bahsediyorlar. Türk toplumuna entegre olma durumlarından da bahsediyorlar. Bazı katılımcılar dile alıştığını söylüyor, şehre alıştığını söylüyor ama özellikle ev hanımı olarak herhangi bir yerde sosyal hayatın içerisinde çok fazla bulunmayan birinci nesil ev hanımlarının dil becerilerinin zayıf olduğundan bahsediliyor. Dolayısıyla onlara yönelik çalışmalar yapılabilir. Onların Türk toplumunun kültürüyle kaynaşmasına öncülük edecek çalışmalar yapılabilir. Entegrasyona yönelik özellikle Türklerin kapalı olduğundan bahsediyorlar. Türklerin milliyetlerine çok bağlı olduklarını ve Türk toplumunun zihninde Arap toplumuna karşı bir ön yargının olduğunu, bunun da çeşitli vesilelerle ortaya çıktığını ifade ediyorlar. Bu noktada en önemli problem Türk toplumun içerisindeki özellikle marjinal görülebilecek milliyetçi kesimin ırkçı veyahut da yabancı düşmanlığı gösteren yaklaşımları. Bu noktada Türklerin daha çok kapalı olduğunu entegrasyona yönelik ifade ediyorlar. Burada da en büyük engelin Türk toplumu için Arap olmak olduğunu ifade ediyorlar. Dolayısıyla Arap olmanın göstergelerini taşıyan veyahut da Suriyeli olmanın göstergelerini taşıyan kişilerin daha çok dışlanmaya ve entegrasyona yönelik Türk toplumu tarafından kapalı tutum sergilemeye yol açtığını ifade ediyorlar. Entegrasyona yönelik Suriyelilerin kapalı olması durumu da söz konusu. Bu süreç içerisinde Suriye toplumu giderek içe kapandığından bahsediliyor. Özellikle sosyal medyada her olayın arkasında Suriyeli toplumunun hedef seçilmesinin onları daha çok içe kapandırdığından bahsediliyor. Gelecekle ilgili perspektiflerini sorduk, öngörülerini sorduk. Gidişle dönüş arasında ciddi bir ikilem yaşadıklarını anlamış oluyoruz. Suriye'ye dönmeyi tabii ki istiyorlar ama bunun imkansız olması onları ciddi anlamda yıpratmış durumda. Psikolojik anlamda en çok belki de odaklanılması gereken, destek verilmesi gereken husus bu konu. Çaresizlik hissi. Çocukları Türkiye'de kalmak isteyecek ve istiyorlar. Eğer Suriye ile alakalı çözüm geliştirilirse bu anlamda yine ikilem yaşayacaklar. Suriye'de güvenlik ve istikrar sorunu olması onları ciddi anlamda endişeye sevk ediyor. Türkiye'de ekonomik anlamda herhangi bir gelirleri yok çoğunun. Türk toplumunun da en çok bu noktada kendilerini anlayamadığından bahsediyorlar. Türkiye'de sanki kendilerine Türk Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin maaş bağladığını, Türk toplumunun bir ön kabul olarak düşündüğünü ifade ediyorlar. Bu noktada kendilerine büyük haksızlık yapıldığını söylüyorlar. Daha çok burada kendilerine yapılan destekler sivil toplum kuruluşları ve dernekler tarafından gerçekleştirilmekte. Dolayısıyla burada onların duygu durumu entegrasyona yönelik entegrasyonu tek çıkış yolu olarak görüyorlar. Bu da bir zorunluluk neticesinde. Yani Suriyeliler her şeyini kaybetmiş durumda. Hayatta kalmak istiyorlar. Ailelerini korumak istiyorlar. Suriye'ye dönemedikleri için mecburen Türkiye'de bir hayat ikame etmek durumunda kaldıkları için de entegrasyonu tek çıkış olarak görüyorlar. Dolayısıyla en son konusunda çalışmaların hızlandırılması gerekmekte. Türkiye Cumhuriyeti'nden devletinden beklentileri var. Kendilerine vatandaşlık verilmesini talep ediyorlar. Suriye pasaportundan mecbur olmamak istiyorlar.
Esad'la mücadele konusunda destek istiyorlar. Savunmasız için, savunmasızlar için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ciddi anlamda endişelenmesini bekliyorlar. Sayın Savunmasızları hocam, özellikle toparlayalım mı yavaş yavaş? Sayın toparlayın. hocam, Peki. toparlayalım mı yavaş yavaş? Ben direkt müsaadenizle birkaç dakikada sonuç bölümünde özetleyerek bitirmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nden özellikle hukuki altyapı noktasında destek bekliyorlar. Yani kendilerini Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir birey olarak tanımlayabilecekleri ve birey hakları esasında onların önlerini açacak, Türkiye'de haklarını arayabilecekleri bir yaklaşım sergilenmesini hukuk anlamda bekliyorlar. Şunu ifade etmek isterim sonuç bölümünde. Mutlaka her toplumda insanlar hayal dünyasında biz denilen mefhumu inşa etmek. Bunun için de bir ötekine ihtiyaç vardır. Tabii Türkiye'de son 10 yıl içerisinde gerçekleşen zorunlu göçle 5 milyon civarında Suriyeli öteki olarak varlık ve yokluk arasında mücadele veriyor. Bir yandan kendilerine sınır kapılarını insani bir duruşla açan Türkiye'ye duydukları derin bir vefa, bir yandan da Suriye krizinin 10 yıldır dinmemesi gerçeğiyle vatanlarına dönememenin ızdırabı. Tam bir ikilem. Yaşadıkları travma bir yana tüm bu belirsizlikler içerisinde bir yere tamamının ve hak yoksunluğunun girdabında Suriyeliler Türkiye'de bugün en savunmasız ve en hassas kimseyi temsil ediyor. Dolayısıyla Suriye'deki belirsizliğin bitmesi ve geri dönüş hususunda ümitlerin tükenmesi acilen Suriyelilerin entegrasyonuna yönelik nitelikli çalışmalara hız verilmesini zorunlu kılıyor. Bir alternatif yaklaşım olarak manevi danışmanlık ve rehberlik çalışmaları bu noktada göçün ortaya çıkardığı uyum sorunlarına yaklaşım sunması bakımından önem arz ediyor. Bu ise öncelikle Suriyeli göçünün ortaya çıkardığı ya da çıkaracağı problemlerle yüzleşmeyi, ondan sonra bu problemlerle hangi teknik ve yaklaşımlarla program ortaya konulması gerektiğini anlayarak mücadele etmeyi gerektirmekte. Dolayısıyla sonuç olarak göç hakkında Suriyeliler tarafından güzel ve olumlu manada birçok şey zikredilmiştir. Fakat bir güzelleme olarak onların burada zikredilmesi ziyadelik oluşturacağından doğrudan sorun ve problem olarak dile getirilen husus ve meselelerin değerlendirilmesi önemli olacaktır. Bu manada Suriyelilerin en çok dile getirdiği problemlerden bir tanesi Türk toplumunun belli kesimlerince hedef alınma ve bu noktada kanunların kendilerini koruyamaması hissi. Bu kendilerinde biriken bir güvenlik yoksunluğu kaygısını oluşturuyor. Buna göre de 2014-2017 yılları arasında genel itibariyle Suriyeli topluma karşı olumlu bir yaklaşım mevcut olduğunu düşünüyorlar. Fakat 2018 yılından sonra özellikle siyasiler tarafından milliyetçi tonda bir politika izlenmeye başlığıyla dengelerin aleyhlerine işlemeye başladığını ifade ediyorlar. Milliyetçi tonda geniş halk kitleleri üzerinde daralan ülke ekonomisinin de etkisiyle Suriyelilere herhangi bir devlet yardımı verilmediği halde olumsuz söylem ve yaklaşımların giderek arttığını ifade ediyorlar. Dolayısıyla belli bir süre içerisinde olumlu seyreden karşılıklı anlayışa dayalı bakışın yerini kademeli olarak açık bir rahatsızlık düşüncesi devralmıştır ve sık sık rahatsızlık vurgusu taşıyan bir tonda ne zaman memleketinize döneceksiniz? Savaş bitmedi mi? Suriyeliler bayramda niçin Suriye'ye gidiyorlar? Bu ülkelerinizin emniyette olduğu anlamına gelmiyor mu? Vatandaşlık aldınız mı? Şeklinde sorular sorulur olmuştur. Kısaca bitiriyorum. Manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri için dezavantajlı grup olarak ele alınması gereken Suriyeli sığınmacılardan özellikle ev hanımı olanlar, Türkçeyi öğrenme imkanı bulamamış olanlar, birçok tafsilata muhtaç bu sorulara cevap verme konusunda kendilerini savunmasız hissediyorlar. Özellikle Suriyelilerin İstanbul metropolünde çok yoğun yaşadığı Esenyurt ve Bağcılar gibi bölgelerde yoğun bir biçimde ayrımcılığa ve ırkçı yaklaşımlara maruz kaldıkları ve tabiri caizse nefret objesi haline getirildikleri görülüyor. Zira Bağcılar'da katılımlı gözlem olarak bir gün içerisinde Suriyelilere karşı olumsuz yaklaşımların özellikle toplu taşıma araçlarında gerçekleştirildiği, bu yaklaşımların ise savunmasız kadın ve çocuklara gösterildiği tarafımızdan görülmüştür. Bireysel bir tepki olmanın ötesinde kolektif bir tepki olarak dış görünüşü Suriyeli yani Arap olmanın belirgin göstergelerini taşıyan özellikle kadınlara yönelik toplu taşımalarda açıkça homurdanma, tepki gösterme, araçlara binmelerini engelleme, yüksek sesle Suriyelileri istemediklerini ifade etme şeklinde boyut arz etmekte. Dolayısıyla MDR çalışmaları kapsamında özellikle Suriyeli birinci nesil ev hanımı pozisyonunda olanlar ve Türkçe öğrenememiş bireylerle ilk elden temasa geçilmeli, psikolojik destek sağlanmalı, sorunlarla mücadele edebilecek ve yeterlilikleri üzerine destek çalışmaları yapılmalı. Burada MDR çalışmaların teksif edilebileceği diğer dezavantajlı grubu ise Suriyeli çocuklar oluşturmakta. Aileleri çocukların kendilerinin Suriyeli olduğuna açıkça delalet eden şeylerden çekindiklerini ve evlerinin dışında Arapça konuşmayı reddettiklerini, aileleriyle dışarı çıkma ve onlarla görünme konusunda
sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyorlar. Bu onların Suriyeli veya Arap olmanın sevimli bir şey olmadığını veya caddede reddedilmeye ve kabul görmemeye sebep olan bir durum olduğunu hissettiklerine işaret ediyor. Hatta onlar sıkıntıya maruz kalmamak için bunu gizleyerek bundan sakınmayı istemekteler. Dolayısıyla kimlik çatışması ya da kimlik bunalımı denilebilecek hususların bir travma şeklinde uzun süreçte okul çağındaki çocuklarda görülmesi muhtemelen kalıcı olacak. Yani Türkiye'de yaşam ikame edecek Suriyeli toplumun Türkiye'deki gelecek inşasında Türkiye toplumunun hassas problem alanlarından bir tanesi olacaktı. Dolayısıyla bu handikapların belirlenmesi ve spesifik çalışmalar yapılması, adrese dayalı olarak Suriyeli okul çağı çocuklarının stresle mücadele etmeleri, stres alanlarının ortadan kaldırılması yönünde çalışmalar yapılması mutlaka önemli. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla Diyanet personelinin Sayın MDR çalışma ekiplerinin... Mustafa Hocam, diğer konuşmacılarımız da bekliyor. Bitirelim, bitirelim hocam. Son cümlenizi alayım. Tamamlayalım Sayın Hocam. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu noktada adrese dayalı olarak çalışmalar yapması çok önemli ama burada özellikle dil öğrenme konusunda Suriyeli göçmenlere yönelik faaliyetlere ağırlık verilmesi gerekiyor. Özellikle Ensar Muhacir kuşatıcılığı retoriği kullanılarak tabii ki toplumu Suriyelilere ev sahipliği yapma noktasında bu retoriğin faydası olmuştur. Fakat sorunları Ensar Muhacir Sayın kuşatıcılığı hocam, sayın hocam, toparlayalım, bitirelim artık. Son cümlenizi Tamam. alayım hocam. Son cümle, MDR çalışmaları Suriyelilerin hukuki hakları tesis edildiği ve sistemden kaynaklı mağduriyetleri giderildiği ölçüde Suriyeli sığınmacılara fayda sağlayacaktır diyorum. Teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için. Musa hocam, güzel konuşmanızdan ötürü çok teşekkür ediyoruz. Vakit kaybetmemek adına ben hemen sözü İkinci konuşmacımıza bırakmak istiyorum. Melek Hocam, erken dönem İslam tarihinde salgınlar karşısında Müslümanların tutumu, algı biçimi, manevi yaklaşım ve tedavi yollarına dair bir araştırma başlıklı sunumunu yapacaklar. Melek Hocam, buyurun. Teşekkür ediyorum hocam. Ben hemen slayta geçerek başlatmak istiyorum vakit kaybetmeden. Bir sıkıntı olursa hocam görüntüde bana lütfen söyleyin. Açılıyor. Biraz yavaş galiba. Şöyle yapıyorum. Galiba biraz yavaş ama. Şöyle hemen. Tamam Melek Hocam, biz görüyoruz Hocam. şu anda. Tamam, başlıyorum o zaman hemen hızlıca. Görünüyor değil mi Buyurun hocam. hocam? Tamam. Tabii ben muhtemelen diğer hocalarım gibi faaliyet alanında bir saha çalışması olarak değil de biraz daha İslam tarihçisi olmam hasebiyle herhalde konum daha geçmişten günümüze gelerek salgın durumlarında o dönemlerde işte ilk olarak karşılaşılan salgın durumlarında ilk Müslümanların nasıl tepkiler verdiği, neler yaptığı, nasıl bakış açıları edindikleri, geçmişten gelen bakış açılarıyla yeni inşa edilmekte olan bir dinin kendilerine sunduğu bakış açılarının bir nevi karşılaştırması yapılarak günümüze geçiş yapmaya çalışacağım inşallah. Tabii salgınlar insanlık tarihinin çok eski zamanlarından beri hayatın içerisinde olan, insan hayatını tehdit eden en önemli faktörlerin başında geliyor toplu ölümlere sebep olması hasebiyle. Ve genellikle insanlar tarafından veba olarak eski dönemlerde adlandırılıyor salgın hastalıklar. Dünya tarihinde Justinian vebası, Kara Ölüm ve Bombay vebası diye anılan üç büyük veba tespit edilmiş. Tabii bizim çalışma alanımız olan İslam tarihinin erken dönemleri, işte cahiliye dönemini de katarsak, Asr-ı Saadet'ten Emeviler dönemi sonuna kadar olan bölüme isabet eden tarih anlamında veba, Justinian vebası olduğundan onu biraz daha ön plana çıkarmak istedik. Yani Justinian vebasının bir uzantısı,
tesiri olarak bu tarihte gerçekleşen vebalar silsilesini müstakil veya birbirinin devamı olarak değerlendirebiliriz. Bunun, bu büyük salgının bir uzantısı olarak gösteriyor kaynaklar. Kaynaklar ilk Müslümanların ve hemen öncesinde cahiliye o döneminin salgın hastalıklardan haberdar olduklarını işaret ediyor. O dönemde yaşayan ve ehli kitap dediğimiz, daha önceki işte Tevrat'ta ve İncil'de geçen salgın hastalıkları bilen hanifler dediğimiz bir, nasıl diyelim, bilinçli bir kesim var, topluluk var. Bunlar insanlara bu salgın hastalıklara dair kıssaları, hikayeleri anlatıyorlar. Salgınlardan en azından bilgi anlamında haberdarlar. Daha sonra Hazreti Peygamberimizin de hayatı içerisinde hepimizin bildiği, o dönemde doğan çocukların süt anneye verilme adeti. Bunun en önemli sebeplerinden biri olarak örneğin Mekke'de işte hava koşullarının bebeklerin yetişmesine çok elverişli olmadığının yanı sıra sık sık görülen bir takım salgın hastalıklar olduğundan dolayı Mekke'nin merkezinden, şehrinden uzaklaştırıp daha uzak ortamlara çocuğun gönderildiği şeklinde rivayetlerde rastlanabiliyor. Yine bu erken dönemlerde Arap topraklarına yakın Medain'de büyük bir Şiruye salgını veya Şiravey salgını olduğundan bahsediliyor. O dönemdeki İran hükümdarının adı Şiravey olduğu için o ismi verilmiş. Daha sonra Peygamberimizin hayatında ve ilk Müslümanların bu tarihi sürecinde Tebük gazvesinden dönüş gerekçelerinden biri olarak da Bizans topraklarındaki salgından duyulan endişe gösteriliyor örneğin. Bu rivayetleri çoğaltmak mümkün. Zamanı değerlendirmek açısından geçiyorum. Peki bu salgın hastalıkları ifade ederken kaynaklarımız, en eski kaynaklarımız genellikle hangi ifadeleri kullanmışlar rivayetleri bizlere aktarırken? Az önce dediğimiz gibi veba çok yaygın ve o dönemde görülen hastalığın nasıl diyelim dışa vurum özellikleri açısından da taun kelimesi ön planda. Hatta eski alimler bunu her veba taundur ama her taun veba değildir diyerek taunun bir çeşit, vebanın üç çeşidinden daha doğrusu biri olduğunu söylüyorlar. Nitekim Hazreti Ayşe de Peygamberimize taunun ne demek olduğunu sormuş, açıklamasını istemiş. Peygamberimiz de karnın alt tarafında, koltuk altında çıkan devedekine benzer bir beze, şişlik cevabını vermiş. Yani taun, başka rivayetler de var bu konular. Ben bir tanesini burada vakit kazanmak açısından ele aldım. Yani taun daha ziyade vebanın ciltte kendini gösteren, işte bezeler, şişlikler, ağrılar, kanlı oluşumlar gibi ciltte aşırı yansımaları olan, ateş yapan, içte sıkıntı yapan ve kısa zamanda yayılıp ölüme sebep olan bir çeşit salgın olarak değerlendiriyor. Yani taun vebanın bir türü olarak görülmüş daha ziyade o dönemde de aynı şekilde. Ben ilk başlığım bu şekilde ilerledikten sonra atlamış da olmayayım. Ayrıca kaynaklarda vebanın yanı sıra az da olsa hummas ifadesi de kullanılıyor. Hani bizim sıtma dediğimiz. Ve hummadan bahsederken de salgın olarak bahsediliyor. Mesela Mekke'den Medine'ye hicret esnasında, hicretten sonra daha doğrusu, Müslümanların hemen hepsi hastalanıyorlar. Evet, bazı kaynaklar hava değişimi olarak ifade etse de birçok yerde bununla yetinilmediği, yani basit bir hava değişimi değil de orada rastlanan bir çeşit salgın türü olduğu, ateş yaptığı, insanın aklını giderecek kadar bir acıya, ağrıya sebep olduğu, yayıldığı, toplu ölümlere sebep olmasa da büyük ızdıraplara yol açtığı ve Müslümanları Medine'de gerçekten zor durumda bıraktığı rivayet ediliyor. Nitekim Hazreti Peygamber ve ashabın Medine'de hem humma hem de taunla karşılaştığı rivayet ediliyor bazı hadislerde. Ve peygamberin duasıyla önce taunun sonra da hummanın ortadan kalktığı rivayetler arasında var. Hemen şöyle ilerliyorum, hızlandırıyorum. Peki erken dönem İslam tarihinde öne çıkmış belli başlı salgınlar ve etkileri nasıl olmuş?
Müslümanlar aslında Hazreti Peygamber döneminde evet bir takım salgınlarla karşılaşmış olsalar da gerçek anlamda en büyük hani kitlesel ölümlere, çok sayıda ölümlere yol açan ilk salgınla dört halife dediğimiz Hulefai Raşidin döneminde yüz yüze geliyorlar. Bizzat muhatap olmaya başlıyorlar. Ve bunların ilki de Anvas taunu. 637-38 yıllarında gerçekleşiyor. Filistin topraklarında Anvas, fakat kısa sürede işte Suriye, Arabistan ve Irak'a kadar yayılıyor. Vefat sayıları gerçekten hani çokluktan kinaye dedirtecek kadar, ama rivayetlerin bu sayılara odaklanması da gerçekten vefat sayılarının hiç de az olmadığını işaret ediyor. Tabii Hazreti Ömer bu Suriye fetihleri sırasında Anvas'a doğru yaklaştığında süreci kontrol etmek açısından orada bir taun olduğu kendisine haber veriliyor. Ebu Ubeyde de o süreci yöneten komutan diyelim. Ebu Ubeyde'ye Medine'ye geri döneceğini, kendilerinin de taun olan yerlerden uzaklaşmaları talimatını veriyor Hazreti Ömer. Fakat Ebu Ubeyde Hazreti Ömer'le aynı fikri paylaşmıyor. Ve ilginçtir ki taunun insanların işte insanlar için, Müslümanlar için aslında bir rahmet olduğunu, onları temizleyen bir rahmet olduğunu, dolayısıyla taundan kaçmayacağını ifade ederek farklı bir algısını, görüşünü ortaya koyuyor. Ve bir süre sonra vefat ediyor tauna yakalanarak. Ondan sonraki Muaz Cebel yine aynı şekilde, aynı görüşte olduğundan dolayı o da taundan kaçmayacağını ifade ederek ailesiyle birlikte orada kalıyor ve vefat ediyor. Fakat ondan sonra idareyi ele alan Amr bin el-As, önceki idareciler gibi davranmıyor ve Hazreti Ömer'in fikrini paylaşıyor olsa gerek, derhal bir takım tedbirlere girişiyor. Öncelikle halkı daha yüksek temiz havası olan yerlere ayrı uzak şekilde taşıyor ve yerleştiriyor ve bir nevi izolasyon ve karantina uyguluyor modern tabirle ve tek bir kişi dahi hastalıktan ölmeyince kadar insanları o yerlerinde sabit olarak tutuyor ve taun riski azaldıktan sonra insanların tekrar eski yerleşim yerlerine dönmelerine izin veriyor. Birazdan bu farklı bakış açılarına biraz daha değineceğim inşallah. Daha sonra Küfe menşeli bir salgın gerçekleşiyor. Yine vali de dahil aralarında pek çok kişi ölüyor. Daha sonra ikinci büyük salgın geliyor. Bunun adı da Carif taunu. Neden Carif denmiş? Çünkü Carif bulaştığı, önüne kattığı her şeyi yok eden bir sel anlamında. Bu da benzetme olarak tauna verilen bir isim. Enes bin Malik sahabi örneği var. Ailesinden yaklaşık 80 kişinin bu salgında vefat ettiği söyleniyor. 3 günde 200 binden fazla kişinin vefat ettiği söyleniyor. Hatta artık cenazelerin defnedilemediği, cenazelerin ortada kaldığı, işte yırtıcı hayvanların dağlardan inerek artık şehre geldiği gibi çok değişik rivayetler var bu konuda. Tebliğde bunları yazdım. Şimdi hızlıca geçiyorum. Daha sonra Mısır'da, Şam'da salgınlar meydana geliyor, vebalar ve gazalar duracak kadar insan hayatını etkiliyor bu salgınların endişesi, korkusu ve yaşattıkları. Yine Basra, Vasık ve Şam'da etkili olan bir salgın var. Fetiyat deniyor. Fetiyat Arapça'da genç kızlar demek. İlk önce genç kızları etkilediği için, öldürdüğü için bu vebaya, tauna fetiyat deniyor. İnsanlar arasında çok devlet erkanından kişilerin de ölümüne neden olduğu için kısa zamanda eşraf vebası veya carif vebası da deniyor bu vebaya. Hemen ilerliyorum. Bazen geriye dönüyor. Tamam. Daha sonra salgınlar silsilesi devam ediyor. Bunları birbirinin devamı veya müstakil salgınlar olarak da düşünebiliriz. Bu tartışılmış yani, müstakil mi, hani artçı mı öncü mü diye düşünülebilir bunlar. Bazıları müstakil, bazıları birbirinin yakın tarihler, devamı niteliğinde. Daha sonra yine Şam'da
Halifenin dahi ölümüne neden olduğu söylenen ve ilk kez ölen kişinin adının Gurab olması nedeniyle Gurab Town'u denen bir salgın yaşanıyor. Yine daha sonra 4-5 yıl kadar sonra Basra'da tekrar Şaban, Ramazan, Şevval, yani 3 aylar ve işte Ramazan ayında da süren 3 ay süren bir vebadan bahsediyor ve yaklaşık her gün 1000 kişinin vefat ettiği, demek ki yine on binlerce kişinin öldüğü bir vebadan bahsediyoruz. Kaynaklar bahsediyor daha doğrusu. Son başlığımda erken dönem İslam toplumunda salgın hastalıkların anlamlandırılışı, tedbir ve tedavi yöntemlerine bir bakış yaparak günümüze gelmek istiyorum aslında. Bu dönemde Müslümanların salgınlara bakış açısını anlamak için tabii ki öncelikle bir önceki evre olan cahiliye dönemine bakmak gerekiyor. Çünkü bu insanların bir geçmişi var. O dönemlerde, yani cahiliye dönemi dediğimiz süreçte, hastalığa ve onun tedavi yöntemlerine yön veren bir kesim var. Aslında pek çok şeye yön veriyor bu kesim. Kahin, arraf, müneccim, büyücü dediğimiz bir tabaka. İnsanlar çok şeyde olduğu gibi salgın hastalıklar ve bunlar karşısında neler yapacaklarına dair bu gruba danışıyorlar veya onlara referans alıyorlar. Ancak Hazreti Peygamber'le birlikte tabii ki işler değişiyor. Çünkü Hazreti Peygamber bu insanlardan uzak durmanın imanın bir gereği olduğunu onlara hatırlatıyor. Daha doğrusu öğretiyor ve onları vahye yönlendiriyor. Vahiy ve Hazreti Peygamber'in hem sözlü hem de fiili uygulamaları neticesinde bu zaman içerisinde bugün tıbbi nebevi diye de anılan bir altyapı, temel oluşuyor. Bu peygamberimizin salgın hastalığa veya genel anlamda zaten hastalıklara bakış açısında ilk gözümüze çarpan şey ise hani hıfz-ı sıha denen günümüz tabiriyle koruyucu hekimlik var. İşte yemeklerden önce ve sonra ellerin yıkanması, keza işte tırnak bakımı, temizlik, beden temizliği, yaşanılan ortamın temizliği gibi pek çok genel ya da bireysel temizlik örneği olduğu gibi işte ortalık yere tükürmemek, sümkürmemek vesaire gibi toplumsal telkinler içeren temizlik ilkeleri, hani hijyen veya dezenfeksiyon dediğimiz bireysel ve toplumsal temizlik, hıfz-ı sıha çok önemli. Peygamberimizin hadislerinde çokça bunun örnekleri var. Hızlı geçiyorum. İzolasyon ve karantina peygamberimizin hem sözlerinde hem de davranışlarında, keza tavsiye ve hatta telkinlerinde sıkça rastlanan bir durum. İzolasyon tabii biraz daha bireysel, hani kişinin kendini izole etmesi. Karantina ise biraz daha toplumsal, hani daha genel anlamda, geniş çaplı anlaşılabilir. Mesela peygamberimizin sözlerine bu anlamda bakarsak, hadis-i şeriflere hem de uygulamalarına, taun olan yere girilmemesi, orada olanların ise hastalığı kapmış olsun olmasın oradan ayrılmaması konusunda çok sayıda hadisleri var peygamberimizin. Çünkü bu hem kişinin kendini izole ederek hastalığı başkasına bulaştırmayışı, hem de başka insanların hasta olmasını engellemesi şeklinde büyük bir sorumluluk içeriyor. Tabii bu arada izolasyonda olduğu sürece kişinin nasıl bir tavır takındığı, işte sabır, tevekkül ve dua ile tedavi olmaya, yine peygamberimizin telkiniyle ey Allah'ın kulları tedavi olun. Çünkü Allah'ın şifası olmayan, Allah şifası olmayan hiçbir hastalık yaratmamıştır. Yani sürecin nasıl geçirileceğine dair de işaretler burada açıktır. Yine bir başka hadiste. Benim hocam, toparlayalım sayın hemen, hocam. Toparlayalım. Bitirmeye çalışıyorum. Yine bir başka hadiste taundan kaçanın, yani salgın hastalık olan yeri terk edeni işleyeceği suçun büyüklüğüne işaret ediliyor. Bulaşıcı hastalıklardan aslandan kaçar gibi kaçılmasını telkin ediyor peygamberimiz. Hastalıklı olanın olmayanla bir arada bulundurulmaması söylüyor peygamberimiz. Nitekim kendisi de, kendisiyle görüşmeye gelen bir kimse de bulaşıcı hastalık olduğunu söylenmesi üzerine onunla musafaha etmeyerek kendisini geri gönderiyor. Hemen son nokta olarak az önce dediğim, işte ashabın ve günümüzde de devam eden tabii ki iki bakış açısı var insanlar arasında. O dönemde olduğu gibi şimdi de var. Bu farklı bakış açıları
Şöyle özetleyecek olursam, iki ana noktada ya da iki ayrı uçta diyelim farklılaşıyor. Salgın hastalığın evet Allah'ın bir imtihanı olduğunu kabulü, fakat bu sürecin nasıl geçirileceği konusunda bir ayrışma oluyor. Yani bu süreç sadece işte sabır, dua, tevekkül ettim, teslim oldum şeklinde bir pasif süreç olarak mı? Yoksa bunun yanında bir adım öteye taşıyarak, aktif hale getirerek, evet sabır, dua, tevekkül, teslimiyet önemli, fakat bunun yanında Peygamberimizin de söylediği gibi, emrettiği gibi tedavi olun, şifa arayın şeklinde aktif bir süreç olarak geçirilmesi gerektiği. Yani Peygamberimizin hadislerinin kavli boyutunun ötesine geçerek onun hadislerindeki fiili boyutları da hayatımızın içerisine sokmamız gerektiği düşüncesindeyim. Hasılı son cümle. Çeşitli tıbbi uygulamalar, ilaçlar, tedaviler, evet fiziki, maddi iyileşmeye katkı sağlayacakken, Peygamberimizin de bunu tavsiyesi ve telkini açık iken, bunun yanı sıra manevi tedavimizin insanın kendini psikolojikmen de iyi hissetmesine sebep olacak manevi reçeteleri de birlikte uygularsa, yani maddi ve manevi reçete birlikte uygulanırsa etkili bir sonuçtan veya tam bir tedaviden söz etmek mümkündür. Önemli olan son noktada şu: tedbir ve tedavinin sonucu ne olursa olsun kişi süreçten sorumludur. Yani süreç boyunca gösterdiği tavır, yani tevekkülün yanı sıra şifa arama, tedavi olma ve bu noktada aktif bir süreç geçirmede kişinin başlı başına zaten mükafatına sebep olacak durumlardan da diyorum. Çok komutlu bir arkadaşlığa kaldı onlar. Bahsetmek istediğiniz konuları vakit nedeniyle bahsedememiş olduk. Teşekkür ediyorum hocam. İnşallah fazla vaktini almamışsınız. Melek hocam, çok teşekkür ediyoruz bu güzel sunumumuz için. Malum vakit kısıtlı olunca evet, pek bir şeyi geride bırakmış oluyoruz. Bunları bilgilere saklayalım. Üçüncü konuşmacımız Doktor Serpil Başar. Hocamız olağanüstü hallerde manevi bakım depremzedelere yönelik olarak İzmir 2020 örneği adlı sunumunu yapacaklar. Serpil Hocam buyurun, siz dinliyoruz. Merhabalar hocam, değerli katılımcılar, hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Doktor Serpil Başar, İzmir İl Müftülüğü Uzman Vaiz. Sayın Hocam, sunum ekrana yansıdı mı acaba? Evet hocam, biz gayet net görüyoruz. Buyurun hocam. Tamam, çok teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, İzmir'deki yaşadığımız deprem sonrasında İzmir İl Müftülüğü olarak valilik kriz masasına bağlı olarak yaptığımız manevi bakım, manevi danışmanlık üzerine bir sunum hazırladım ve onları sizinle paylaşmak istiyorum. Malum olduğu üzere 30 Ekim 2020 günü İzmir'de hakikaten yıkıcı gücü yüksek ve etkisi büyük oranda hissedilen bir deprem yaşadık. Soran, yani bize sorulacak olsa İzmirli olarak, gerçekten daha önce böyle bir sarsıntı yaşamamıştık. Ardından bu nedenle hakikaten korku dolu anlar yaşandı ve ardından da yıkımlar oldu. Ve biz enkaz bölgesinde görev yaptık. Basına da yansıdığı üzere vefat eden kişi sayısı 116. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Biz İl Müftülüğü çalışanları olarak tabii depremin ardından herkes birkaç saat hiçbir şekilde medyadan haber alamadık. Dışarılardaydık. Telefonlarımız çalışmadı bir süre ve biz olan bitenden haberdar değildik. Akşama doğru yavaş yavaş iletişim kurulmaya başladıkça, aslında hiç aklımıza gelmeyen, o anda da belki başımıza geleceğini düşünmediğimiz İzmir'in bir bölgesinde, Bayraklı bölgesinde, tam da böyle şehir merkezine ortasında yüksek yüksek katlı binaların olduğu, İzmir'in aslında aydınlık yüzü olarak bilinen yeni modern binaların olduğu bir bölgede yıkımların olduğu haberini aldık ve tabii çok üzüldük bütün Türkiye olarak elbette. O anda cep telefonumuza bir mesaj düştü ve vali kriz masasının kurulduğunu ve manevi danışman olarak görevlendirildiğimizi öğrendim. Bir süre sonra da 20 kişilik bir liste elime geçti ve bu listeye ulaşmam gerektiği söylendi. Ben
Bu ekibin içerisinde ekip sorumlusu olarak görev yapan hocalardan bir tanesiyim. Ve manevi danışman olarak aynı zamanda hastane ekibinin de eğitimcilerinden birisiyim. Ve biz daha öncesindeki yaptığımız eğitimlerde tabii manevi danışmanlık eğitimi aldığımız için bu ve tabii ben verenlerden birisi olduğum için hastane ekibinde de görev yapan arkadaşlarımız olduğundan onlardan oluşan bir ekibin oluşturulduğunu anladım ben bu listede ve onların hepsine tek tek ulaşarak sabah 9.30'da bir toplantı yapılacağını ve ardından enkaz bölgesinde görev yapacağımızı anladım ve hepsine tek tek ulaştım. Biz sabah 9.30'da ertesi gün tabii uykusuz ve gergin bir gecenin ardından toplantımızı yaptık, bir araya geldik ve başkanlığımızdan da başkanlık vaizimizin geldiğini gördük. Biz o gün aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanımızın da bölgeye intikal etmesiyle kendimizi biraz daha güvende hissettik gerçekten. Diyanet İşleri Başkanlığı çok kısa bir sürede organize oldu gece sabaha kadar ve sabah biz enkaz bölgesine varmayı sağladık bu şekilde. Onun öncesinde bir bilgilendirme toplantısı yapıldı ve biz orada 3 bölgeye ayrıldık, 3 ekip halinde. Bir tanesi de Ege Üniversitesi Hastanesi'ne ve Tepecik Hastanesi'ne görevlendirdik. Bu arkadaşlarımız da daha önce hastanede görev yapan arkadaşlardan oluşturduk, özellikle eğitimli olanlardan. Ve onlar da yaralılara yönelik hizmet etmek üzere hastaneye vardılar. Bunlar bizim yaptığımız toplantılardan görüntülerimiz ve Tepecik Hastanesi'nde görev yapan arkadaşlarımız. Afet sonrası tepkiler malum olduğu üzere tabii ilk 24 saat ve ardından yaşanan bir hafta içerisinde şok ve tepki dönemi olarak bilinmekte. Biz de şok ve tepki döneminde sahadaydık ve sabah erken saatlerde enkaz bölgesine vardık. Tabii hiç tahmin etmediğimiz görüntülerle karşılaştık. Yan yatmış binalar, işte 7 katlı binaların ilk 2-3 katlarının tamamıyla yıkıldığını ve sadece görüntüde 3 katının kaldığını, yan yatmış binalar ve tabii geceyi sokakta geçirmiş pek çok insan, kaygının, korkunun, endişenin yoğun olduğu saatlerdi ve daha az insanın olduğu, yani yardım için gelen insanlar arasında daha az görevlilerin olduğu bir saatti. Sabah 10.30 gibi buradaydık. Biz daha çok tabii vardığımızda yetişkinler, gençler ve tabii yaşlılardan oluşan bir grup bizim hedef kitlemizdi. Çünkü çocuklarla görüşmenin ayrı bir uzmanlık alanı olacağını düşünerek zaten hareket ettik. Ancak hastane ortamında yaralılar arasında çocuklar da olduğu için arkadaşlarımız onların daha çok ebeveynleri ve sağlık görevlileri eşliğinde görüşmeyi özellikle dikkat ettiler. Biz sahada çalışırken manevi bakım yaklaşımı olarak tabii katılımlı gözlem içerisindeydik. Olabildiğince etrafı, insanların tepkilerini gözlemlemeye çalıştık. İkili görüşmeler yaptık. Tabii bunlar kısa görüşmeler şeklindeydi. Ve burada etkin dinleme, özellikle konuşmaya insanları zorlamadan, çünkü olayın etkisi çok tazeydi, dinlemede kalmayı tercih ettik. Ve ön toplantımızda da özellikle dinlemeye ağırlık vereceğimizi, herhangi bir müdahalede bulunmayacağımızı kendi aramızda da konuştuk. Ve tabii bu boş bir dinleme değildi. Bunu dinlerken insanların ihtiyaçlarını, özellikle manevi ihtiyaçlarını analiz etmeye çalıştık. Ve ardından eğer süreç de gelişirse değer odaklı bir manevi bakım yaklaşımı sunmak üzere bu şekilde yaklaştık ve tabii alacağımız geri dönüşümler bizim için önemli oldu. Tabii sahada devlet kurumları o esnada hepsi görev yapmak üzere, yardım etmek üzere gelmişlerdi. Güven inşası aşamasında biz Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelmiş olmanın avantajını yaşadık sahada. Sırtımızda Diyanet Vakfı'nın mavi yelekleri vardı. Bunlar biraz daha bizim tanınır bilinir olmamızı sağlayan önemli bir sembol oldu. Tabii kendimize ait özellikle bu hizmet için üretilmiş bir sembol kullanmadık. Fakat boynumuzdaki kimlikler gerçekten Diyanet logolu kimlikler, işimizi biraz daha kolaylaştırdı ve kendimizi tanıttığımızda da herhangi bir tepki almadık. İkili görüşmeler öncesi yaptığımız tabii bu gözlemler ve bu görüşmeler esnasındaki gözlemlerimiz insanların daha çok duygu durumlarını, tepkilerini ölçmek, görmek amacıyla oldu. Ve karşımızda şöyle tepkiler gördük. Gergin, güvensiz, acısını yaşayan, derin üzüntü içinde olan, çaresizlik içerisinde ve tabii bilişsel tepkiler olarak da deprem anını defalarca zihninde tekrar eden ve bunu anlatmak isteyen insanlar, kendilerini suçlayan, hatta olayın etkisinde kalıp hala donuk bir halde, donuk bakışları olan insanlarla karşılaştık. Sürekli konuşmak isteyenler olduğu gibi hiç konuşmak istemeyen ve sessiz kalan kişiler de vardı ama çok ağlayan insanla karşılaştık. Yorgun, uykusuz, gergin ve vücutlarının ağrıdığını ifade eden kişiler bizim görüşmelerimizde yer aldı.
Bu görüşmeler esnasında tespit ettiğimiz manevi ihtiyaçlar, tabii insanların yaşadıkları çevre, ev ve aile bütünlükleri bozulduğu için aidiyet ihtiyaçları ön planda ve bu sarsılmıştı. Bunun nedeniyle de güvensizlik duyuyorlardı gerçekten. Her şeyden önce bu güvenin yeniden oluşturulması ve yaşamın normale döndürülebilmesi için olabildiğince desteklenmeye ihtiyaçları vardı. Bir başka manevi ihtiyaçları tabii var olmakla alakalı, çünkü daha önceden var olan şeyler şu an yitirilmiş ve sarsılmıştı. Örneğin biz kurtulduk ama komşularımdan haber alınamıyor. Bu apartmanda 15 yıllık komşularım var. Kendi kurtuluşumuz için bile şu anda sevinemiyorum dedi görüşmelerimizde bir bayan. Bir başka manevi ihtiyaç, en barizlerinden bir tanesi elbette anlam bulmak. Neden böyle oldu? Daha 10 dakika önce annemle telefonla da konuşmuştuk ama şimdi artık o yok. Onun sesini bir daha duyamayacağım. Şimdi biz ne yapacağız şeklinde. Hem anlam arayışı hem çaresizlik ifadeleri yoğunluktaydı. Özellikle bu ihtiyaçla ilgili gözlemimiz acının ifadesi ve anlamlandırılması ön plandaydı. Yine bu görüşmeler esnasında tespit ettiğimiz anlamlandırma soruları, karşılaştıklarımız neden böyle oldu? Bunun anlamı ne ve şimdi ne olacak? Biz vefat etmiş yakınları olan kişilerle görüştüğümüzde de özellikle şuna dikkat ettik. Tabii çok küçük dokunuşlar yaptık. Uzun süreli görüşmeler bunlar, böyle bir saate yakın görüşmeler değil. Ayaküstü fırsat görüşmeleri dediğimiz görüşmeler. Ve vefat eden yakınıyla karşılaştığımızda olabildiğince olumlu duygularını ifade etmesini sağlamak üzere nasıl bir insandı şeklinde küçük sorular sorduk. Yoksa onları asla konuşmaya zorlamadık. Çoğunlukla da sessiz eşlik etme tekniği bizim yardımcımız oldu. Acının ifadesi karşısında da sessiz kalmayı ve sessizce dinlemeyi tercih ettik. Anlamlandırmada bizim karşılaştığımız tabii vakalar üzerinden daha çok ölümün ne olduğu ve bu acıyla baş etmede ölüm sonrası ve hayatla ilgili cevaplar ve tabii yaşanılan kayıplarla bunları ifade ettikleri için özellikle bu kavrama dikkat çektik. Ve biz acının anlam bulduğunda ancak iyileşmede bir başlangıç olabileceğinden hareketle bunun üzerine daha çok yoğunlaştık. Ve tabii bir teknik olarak da özellikle böyle çok sıradan bir cümle ve teselli edici yönü çok zayıf olan acınızı anlıyorum yerine biz daha çok onu onaylamak için acınızı da görebiliyoruz ifadesini kullandık. Ve kaybı da ifade etmek üzere daha doğru bir anlam oluşması yönünde şu bilgiyi de kısaca ifade ettik. Kaybedilen sadece bu dünyadaki beden ama ruh kaybolmaz, Allah'a aittir ve ona döner. Bir örnek görüşme mesela dikkat çektiğimiz kavramlar, özellikle izleyen manevi danışmanlarımız da buna dikkat çekilecektir. Onların dikkatlerini çekmek üzere özellikle bunu seçtim. Mesela annemi kaybettim, dua edin hocam diyen bir bayan. Bu nasıl bir imtihan, biz ne yaptık şeklinde bir sorgulama içerisindeydi. Ve tabii bu aynı zamanda olumsuz tanrı tasavvurunu da destekleyen bir ifade olabileceğini de düşünerek bu kavramı açmaya çalıştık o görüşme esnasında. Dediğim gibi bunlar çok kısa süreli küçük dokunuşlar. Elbette beraber dua edelim. Yüce Allah varlık ve yokluk hallerine bizleri maruz bırakır. Buna biz imtihan demeyelim, deneyim diyelim. Deneyim kazandırır ve biz yeryüzünde çeşitli deneyimleri Allah'ın Rab oluşuyla, bize öğretmesiyle öğreniriz. Öte aleme geçiş de bir derstir. Yeryüzündeki derslerden birisidir. Ve biz şimdi bu derste yakınınızı ona uğurladık. O da Rabbine kavuştu ve derslerini tamamladı. Bu tabii ki çok özel bir geçiş, depremde vefat etmek. Onun için özel bir dersti. Ve Peygamberimiz de çeşitli acılarla bu şekilde yakınlarını Allah'a uğurladı ve onun sabırla deneyimledi. Bizim de alacağımız dersler var. Allah size güç kuvvet versin. Biz yanınızdayız ve önceliğimiz sizsiniz. Görüşmek dilerseniz görüşebiliriz. Tabii o esnada çok yardım, destek amacıyla yaklaşan dediğim gibi devlet kurumları, psikososyal destek de sahadaydı. Benim bu ifademin ardından bayanın mesela geri dönüşü, siz neredesiniz, yeriniz nerede, ben görüşmek istiyorum şeklinde. Bu benim için özellikle önemliydi, çünkü çok fazla yardım destek gelmişti. İnsanlar yardım etmek istiyorlardı ama insanlar bunu sıradan bir kulakla da o esnada dinliyorlardı. Bu şekilde bir geri dönüş almak onun ilgilendiğini gösterir ve dikkatini çeken bir ifade demek ki kullandığım şeklinde bir geri dönüş hissettim ben kendi görüşmemde. Bir başka anlam ihtiyacı ümit etmek. Tabii insanlar enkaz başında canlı kurtarma arama çalışmaları devam ederken elbette yeniden kavuşmak, yeniden hayat bulmasını sağlamak gibi bir beklenti içindeydiler. Onlara sağ kurtulmak istiyorlar, sağ kavuşmak istiyorlardı. O yüzden onlara olabildiğince ümit vermeye çalıştık. Biz kendimiz de
destek olmaya çalıştık ve yanlarında sessizce bekledik o esnada enkazdan canlı çıkartılırken. Allah'tan ümit kesilmez ve Allah kaldıramayacağımız yükü yüklemez. Yardımlar geliyor, bakın Türkiye'nin her yerinden insanlar seferber oldu. İnşallah el birliğiyle bu yaralar sarılacak ve bir şeye ihtiyacınız var mı? Sizin için buradayız dedik. Özellikle yanlarında olduğumuzu ifade etmeye çalıştık. Bu görüşmeler esnasında ben temel ilkelerimizi özellikle dinleyenlerle paylaşmak istiyorum. Her şeyden önce bu depremi deneyimlemiş her birey öncelikle afetten sağ kurtulmuş kişilerdi bizim için. Bu çok önemliydi. Biz kendimiz de depremi yaşamış insanlar olarak tabii onların yanındaydık. Bu empatimizi de kolaylaştırdı. Hiçbir fark gözetmeksizin sadece insan ortak paydasında birleştik. Çünkü kozmopolit bir yer, her kesimden insan var, her inançtan insan olan bir bölgede çalıştık. İzmir'in böyle bir semti. Ve bu ihtiyaçlarını da özellikle bilgi ihtiyacında çok önemliydi onlar için. Bilgi ihtiyaçları da vardı ve doğru bilgileri onlarla paylaşmak için AFAD'ın organizasyonu hakkında da doğru bilgiler vermeye çalıştık. İnsanları doğru yönlendirmeye, bu da güven ihtiyaçlarını giderdi. Ve her şeyi kontrol altına alamayacağımızı da bilerek biz sahaya gittik. Ama o esnada da zaten insanlar birlikte, herkes bir işin ucundan tutmaya çalışıyordu. Elbette birinci ihtiyaçları da hijyen, yeme içme, ısınma gibi fiziksel ihtiyaçların giderilmesi yönündeydi. Fakat biz sahada böyle bu ihtiyaçları gidermek üzere oraya varmamıştık ilk günlerde özellikle. Ancak Diyanet Vakfı'nın mutfak tırı ilk gün merkezi bir konumda yer alarak gelene gidene uzunca bir süre gerçekten yemek ihtiyacını giderdi ve biz ihtiyaç duyanları buraya yönlendirdik. Bu da bizim sahadaki avantajlarımızdan birisi oldu. Yine yerel bir unsur olarak sahada yer almak orayı tanımamızı kolaylaştırdı. Dışarıdan gelmemiştik. İzmir'i biliyorduk ve o bölgedeki konumu biliyorduk. Bu bizim oraya hareket kabiliyetimizi ve uyumumuzu kolaylaştırdı. İlk günden itibaren öfkeli tepkiler görebileceğimizin de farkında olarak sahada yer aldık. Bunlar çok tabii ki normaldi. Daha çok da öfke insanların hani arama ekiplerinin geç gelmesi ve belediyenin ruhsat verirken yaptığı hatalar üzerine öfkeli tepkilerini ifade ettiler. Biz görüşmelerimizde çok sade ve açık bir dil kullanmaya çalıştık. Özellikle çok ilginin yoğun olduğu dönemlerde de orada görev yaptık. Tabii bu ilginin azalmaya başladığı ve hayal kırıklıklarının olmaya başladığı bir dönem de ardından gelebilirdi. Biz hayal kırıklığı yaratmamak için bu açık sade dili kullandık. Yapamayacağımız şeylerin de sözünü vermedik özellikle. Bizi aşan durumları ifade ettik ama ilgili yerlere yönlendirme yaptık. Mesela maddi yardım talebinde bulunanlar oldu. Biz bu işin bizimle ilgili olmadığını ama belediyenin, muhtarlığın bu konuda hemen liste oluşturduğunu kendilerine söyleyip yönlendirdik. Bu görevi ne kadar yapacağımızı bilmeden tabii sahaya gittik ve bir güven oluşturma aşaması gerçekten önemli bu işi yaparken. Biz daha çok devlet kurumu personeli olarak sahada yer almanın ön güven kazandırıcı bir faydasını gördük sahada. Psikolojik herhangi bir sorunu olduğunu gözlemlediğimiz kişiyle görüşmemeyi, onların psikologlarla görüşmesini, özellikle onlara yönlendirmeyi tercih ettik. Ve izin almadan kimseyle görüşme yapmadık. Kendimizi tanıtarak iletişime açık olup olmadıklarına göre hareket ettik. Eğer iletişime kapalıysa kesinlikle zorlamadık. Sadece dinlemek için yanlarında olduğumuzu, bunun için geldiğimizi ve bunun için vaktimiz olduğunu şefkatle söylemeye çalıştık. Bu görüşmelerde göz teması kurmaya çalıştık ancak biz gerçekten iki felaketin ortasında çalıştık. Çünkü salgın tedbirleri de bir taraftan bizi zorladı. Maskeli olarak çalıştığımız için insanlara güler yüzümüzü gösterecek o samimi, sevecen, sıcak yönümüzü gösterecek bir mesafe de maalesef bizi gerçekten zorladı salgın tedbirleri nedeniyle. Bunun gerginliğini de yaşadık biz sahada. Sadece geriye şefkatli ses tonumuz kaldı. Olabildiğince sakin ve bu tonda bir sesle yaklaşmaya çalıştık ve insanlara göz teması kurmaya çalıştık. Bu da sahadaki güçlüklerden bir tanesiydi çalışırken. Çoğunlukla sessizce eşlik etmek bir yaklaşımımız oldu özellikle. Tabii şu mukayeseli şükür ve olumsuz dini başa çıkmayı destekleyen cümleleri biz kullanmamayı tercih ettik. Bunları neden söylüyorum? Kendi aramızda da sürekli biz iletişimde kaldık WhatsApp grupları üzerinden. Ve bunları kendi aramızda da vurguladık. Örneğin mala gelen cana gelmesin, ölenle ölünmez, ne yapalım, kader buymuş gibi ifadeler. Bu kalıplı ifadeleri biz asla sözlerimizde yer vermedik. Kendini koruma ilkesini de benimsedik. Olabildiğince dinlenmeye çalıştık, dönüşümlü çalıştık. Gece gündüz yapılan bir görev oldu daha sonrasında zaten. Nöbetleşe dönüşüm sağlamaya çalıştık. Ve dışarıdan da çok arayanlarımız oldu. Sağ olsunlar, hocalarımız, meslektaşlarımız bize destek oldular.
ve yardıma hazır olduklarını, ne yapabileceklerini sordular. O dönemde bunu duymaya bizim de ihtiyacımız vardı. Ve bir başka ilkemiz acı mahremdir ilkesi. Bu çok önemli. Hiçbir şekilde içerikleri, görüşmeleri, kişisel bilgileri paylaşarak kullanmamaya dikkat ettik. Veya başka bir yere bilgi vermemeye o esnada. Çünkü her an yanlış anlaşılabilecek bir şeye de neden olunabilirdi. O yüzden bu konuda da dikkat etmeye çalıştık. Özetle ilkemizi şöyle söyleyebiliriz. Eğer bu yaptığımız şeye manevi ilk yardım diyecek isek hep birlikte, gözle, dinle, ilgilen şeklinde sloganlaştırılabilir bu yaptığımız iş. Ve daha çok onlara güven vermek, sakinleştirmek, paylaşma ihtiyaçlarını gidermek ve değerlerle buluşmalarını sağlamak, ki bunlar kullandıkları kavramlar üzerinden dediğim gibi küçük dokunuşlardı. Normale dönüşlerini desteklemek ve onlara olabildiğince umut vermek oldu. Çok dua isteyenler oldu. Çoğunlukla duada buluştuk. Ve beraberce dua ettiğimiz saatler, dakikalar oldu o esnalarda, görüşmelerde. Yine ikili görüşmelerimizde ön plana çıkan aslında 3 tane konu var. Ben bunu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bundan sonra yapılacak olan çalışmalar da bu çerçevede yapılırsa daha sahada gerçekten destekleyici olabilir. Deprem nedeniyle yaşanılan stres ile baş etme, ayrılık sonrası yaşanılan o acıyı anlamlandırma, yas ve tepkileri olmak üzere söyleyebiliriz. Yine görüşmelerimizde öne çıkan kavramlar sabır, şükür. Tabii sabır nedir, tahammül nedir, onun ayrımı. Şükür mukayeseli ve mukayesesiz olarak nasıl yapılır? Tevekkül nedir, tam olarak nerede de irademiz, nerede Allah'a teslim ya da hep birlikte, hep her zaman Allah ile beraber olmak bilinci. Duanın önemi, yaşamın anlamını anlamlandırma, seven Tanrı tasavvurunu güçlendirme, ölüm ve ötesine yönelik cevaplar. Biz 20 kişilik bir ekip ile ilk 5 gün içerisinde tuttuğumuz istatistiğe göre yaklaşık 650 kişiye ulaştık. Bunlar dediğim gibi kısa görüşmeler şeklindeydi. Ve daha sonra kurulan çadır kent çalışmalarında yaklaşık 130 civarında görevlimiz dönüşümlü olarak görev yaptı. Bizim sahadaki avantajlarımız tabii devlet kurumu olarak sahada yer almak, güven ilişkileri kurmamızı kolaylaştırdı. Çok iyi bir organize ile olayın erken saatlerinden itibaren, sabah saatlerinden itibaren olay yerine varabildik. 20 kişilik ekibimizin 10 tanesi hastane manevi destek eğitimliydi daha önceden. O yüzden manevi ihtiyaç, manevi danışmanlık ve etkin dinleme konularında eğitimliydiler. Daha küçük gruplara ayrılarak, 5-6 kişilik gruplara ayrılarak 3 bölgeye ayrıldık ve birbirimizle sürekli irtibatta olduk. Bu da bizim bir avantajımız oldu. Kolay hareket edir kabiliyet elde ettik. Daha sonra kurulan 16 çadır kente de tamamına da görevlilerimizi gönderdik ve konteyner kent şimdi kuruldu. Oraya da bir mescit açıldı ve orada da erkek görevlilerimiz ve 13 tane bayan görevlimiz, bayan vaiz görevlimiz de şu anda dönüşümlü olarak görev yapmakta. Diyanet'in yayınlarından ücretsiz olarak vatandaşlarımızı faydalandırdık. İletişim çadırlarımız özellikle buna kolaylaştırdı. Dezavantajlarımızı söyleyecek olur isek sahada biz bir salgın... Bir salgın ortamında görev yaptık. Gerçekten bu çok tedirgin ediciydi. Zaman zaman mesafeye dikkat edilemeyen ortamlar oldu ve biz yakınlık, ilgi özelinde özetlenebilecek manevi bakımı belli bir mesafeden yapmak ve kendimizi de koruma kaygısı içerisinde yapmak durumunda kaldık olabildiğince. Ve daha sonra İzmir'deki vaka artışları dikkat ederseniz 3 misli olduğuna dair valimizin açıklamaları oldu. Bir depremzede olarak afetin etkisindeyken ertesi gün sahada olduk. Tabii uykusuz ve tedirgin bir biçimde sahada yer aldık ama daha sonra kendimizi yavaş yavaş biz de toparladık. İlk gün Diyanet Vakfı'nın mavi yelekleriyle görev yaptık ama ardından özellikle kimliklerimiz bu işe çok yaradı. Bizim için de özel bir kıyafet hazırlığı olduğunu biliyoruz. Burada ben tartışmaya açmak istediğim önemli konulardan bir tanesi manevi destek mi, manevi danışman mı? Çünkü psikososyal destek kırmızı yelekleriyle sahadaydı. Ve insanlar hani orada bir manevi danışman diye sırtımızda yatsa acaba bize çağırıp yanlarına bir şey sorarlar mıydı? Onu özellikle düşünüyorum. Kesinlikle yardım ihtiyacı içerisinde olan kişiler o anda bir şeye danışma ihtiyacında değiller. Daha çok yardım ihtiyacındalar. Sanki destek ifadesi oraya daha çok oturuyor ya da ilk şok ve tepki dönemlerinde görev yapacak ekibin adının biraz bu yönde manevi destek olarak belki ön plana çıkarılması daha faydalı olabilir. Hemen önerimi de özetleyip tamamlıyorum hocam. İnsana yardım çatısı altında bütün kurumların birleşebilmesi gerçekten önemli. Bu bilincin kazandırılması ve afet planında da bizim yer almamız çok önemli. Şu an o planda yokuz ve gerekli yeri almak üzerinde tabii ki çalışmalar yapılacaktır. Biz Kızılay, AFAD ve Diyanet Vakfı ile beraber çalıştık. Sahada AFAD görevlileriyle Kızılay görevlileri üstübaşı toz içerisindeki bu
gerçekten cefayı çeken fedakar insanların, özverili insanların yanında görev yaptık ve onların işte camide beraber namaz kılmak nasip oldu. Onlara abdest alma yerlerini gösterdik. Onlarla beraber saf tutmak da gerçekten güzeldi ve o ekibin çalışmalarını belki daha yakından görmüş ve tanımış olduk birbirimizi. Burada çok önemli paylaşımlar da oldu aramızda iletişim olarak. Yine bir afetzedelere yönelik manevi bakım eğitiminin gerçekten hazırlanıp belki her ilde belli bir ekibin olması çok önemli ve mobilize olabilmeleri çok önemli. Biz hastane ekibinin bu konuda hemen olaya müdahale edilebilecek bir ekip oluşturmada faydasını gördük ve böyle bir ekip olacaksa hastane ekibiyle beraber çalışmasının öneminin altını çizmek istiyorum. Çünkü yaralılar hastanelere derhal intikal ediyor ve oraya hemen gidebilmek ve oraya giden ekibin de eğitimli olması da çok önemli. Ve tabii biz de bir depremzede olarak görev yaptık sahada. Bizim üzerimizde de gerekli izinler alınarak ileride araştırmalar yapılabilir demek istiyorum. Bu tür yardım meslekleri üzerine araştırmalar daha önce de yapılmış. Bizim üzerimizde de yapılabilir. Belli bir süre geçtikten sonra tabii hemen değil. Çünkü biz de anlamlandırma sürecindeyiz. Ne yaptık, ne kadar yapabildik gibi. Ya da depremin bizim üzerimizdeki etkileri gibi. Hemen birkaç resim olaydan sonra çektiğimiz kendi orijinal resimler. Bu konuda da şunu ifade etmek lazım. Orada görev yapan yardım görevlileri insan can kurtarma derdindeler ve o işin içerisindeler. Gerçekten resimlemek, videolamak ve bunları paylaşmak konusunda da bir titizlik olması gerekiyor. Biz kesinlikle insanları rahatsız edecek şekilde görüntüler almadık ve ikili şekilde çalıştık. Gördüğünüz gibi ikişer grup, ikişer grup şeklinde. İnsanlara destek olmaya çalıştık ve görüşmeler yaptık. Çocuklarla etkinliklerimiz oldu. Bir çadır kurularak çadır kentlerde ayrı çadırlar. Sadece onların o anda daha iyi hissetmelerini sağlamak üzere etkinliklerden oluşan. Gördüğünüz gibi Diyanet çadırımızın kurulduğu iletişim çadırımız hemen bölgenin yanında ve Diyanet Vakfı'nın mutfak çadırı. Gece de görev yapıldığı için ben gece görüntüsünü de bir göstermek istedim. Çadırların gece görüntüleri ve şu andaki konteyner kenti görüyorsunuz. Burası da şu an görevin devam ettiği müftülük çadırımız, müftülük konteynerimiz. Ve bu şekilde hizmet devam etmekte. Şu anda da hala her gün görevlilerimiz orada görev yapıyorlar diyerek tamamlamak istiyorum. Teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için, beni dinlediğiniz için. Serpil Hocam, öncelikle size ve bütün milletimize tekrardan geçmişler olsun. Unutmayalım, unutturmayalım. Çok teşekkürler. Emeğinize sağlık, ağzınıza sağlık bu güzel sunumunuz için. Değerli katılımcılar, saygıdeğer dinleyiciler, bu oturumumuzun son konuşmacısı da benim. Ben çok vaktinizi almadan dezavantajlı gruplar açısından manevi danışmanlık, manevi yardım ne anlama geliyor? Bundan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere son 10 yıldır özellikle manevi danışmanlık, rehberlik hizmetleri sosyal hizmetler alanında Türkiye'de özellikle etkin olarak kullanılıyor. Tabii manevi yardım, manevi danışmanlık dediğimiz zaman öncelikli olarak aklımıza gelen kurumların başında hastaneler geliyor. Az önce Sayın Serpil Hocam'ın da bahsettiği gibi afet durumlarında manevi danışmanlık ve manevi yardım ön plana çıkıyor. Bunun dışında insan faktöründen kaynaklı olumsuz durumlar yine önemli hale geliyor. Bütün bunların dışında bir de toplumda gördüğümüz dezavantajlı kesimler var. Bu dezavantajlı kesimler için manevi yardım ne anlama geliyor? Özellikle sosyal entegrasyon ve sosyal dışlanma açısından manevi danışmanlığın ne gibi avantajları olabilir? Genel hatlarıyla konuşmamda bunları ortaya koymaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere içinde yaşadığımız toplumda bireyler aynı sosyoekonomik konumlara sahip değiller. Tabii bu pek çok etkene bağlı olarak ortaya çıkıyor. Bireyin cinsiyeti, eğitim durumu, sahip olduğu servet-i mülkiyet, bireye ait etnik unsurlar, kültürel ve siyasi etkenler bazı bireyler için avantaj yaratırken bazı sosyal gruplar için ne yazık ki bu avantajlar söz konusu olamıyor. Biz bu grupları dezavantajlı gruplar olarak nitelendiriyoruz ve bu bireyler toplumsal yaşamın dışına itilmiş, temel hizmet ve kaynakları ya hiç erişemeyen ya da sınırlı erişebilen kimseler. UNESCO'nun bir tanımı var, ben ondan bahsetmek istiyorum. UNESCO, dezavantajlı grupları ekonomik durum, cinsiyet, etnik veya dinsel köken
veya siyasi durum nedeniyle topluma sosyal ve ekonomik olarak entegre olma şansı daha az olan bireyler şeklinde tanımlıyor. Herhangi bir mülkiyete sahip olmayan veya gelir getirici faaliyetlere her zaman erişemeyen bu bireylerin dezavantajlı durumları da şüphesiz içinde yaşadıkları toplumsal koşullara göre farklılık gösteriyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz, dezavantajlı bireylerin özellikleri toplumsal çoğunluğun elde ettiği olanaklara bağlı olarak göreceli hale geliyor. Yani dezavantajlılık aslında cinsiyet, inanç, ırk, engellilik gibi daha bireysel etkenlere bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Kentleşme, göç, ekonomik krizler, gelir dağılımındaki eşitsizlik gibi farklı yapısal unsurlara bağlı olarak da şekillenebilir. Her ne yöntemle ortaya çıkarsa çıksın, insanlar toplumun çoğunluğunun erişebildiği imkan ve araçlara erişimleri ve bunları kullanımları engellendikçe kendilerini dezavantajlı olarak görüyorlar. Bu imkan ve araçlar arasında özerklik, teşvik, sorumluluk, bireyin kendine saygısı, toplumsal destek, sağlık, eğitim, bilgi, istihdam, sermaye ve sosyal destek sistemleri yer alıyor. Ve bu nedenle dezavantajlılık aynı zamanda bireyin kendi kendine yeterliliğinin önündeki engellerin varlığı şeklinde de tanımlanabiliyor. Birey yaşadığı toplumda temel olanak ve hizmetlerin dışında bırakan bu engeller bir tür güvensizlik ve savunmasızlık durumu. Savunmasızlık dediğimiz durum herhangi bir toplumda fiziksel veya duygusal yaralanmaya yatkın olmak, daha kolay ve gereksiz eleştiriye maruz kalmak, rahat yaşam sürdürememe, gelişim fırsatlarından yoksun olmak anlamına geliyor. Ve bu yoksunluğu yaşayan dezavantajlı gruplar her toplumda mevcut olumsuz uygulamalar nedeniyle de temel haklarını kullanmakta zorlanıyorlar ve sıklıkla ayrımcı muameleyle karşılaşıyorlar. Genel nüfusa göre daha fazla sosyal dışlanma ve yoksulluk riski taşıyan bu grupların karşılaştığı ayrımcılık ya doğrudan ya da dolaylı olarak ortaya çıkıyor ve bu ayrımcılık aslında sosyal ve ekonomik faaliyetlerinde bir anlamda dışına itilmek manasına geliyor. Bu bağlamda özellikle yoksullar, işsizler, eğitimsizler, kadınlar, sosyal güvencesi olmayanlar, evsizler, ayrımcılığa uğrayan sosyal gruplar, bağımlılar, engelliler, çocuklar, farklı etnik azınlıklar, toplumdan izole edilmiş yaşlılar genel hatlarıyla dezavantajlı grupları oluşturuyor. Bu dezavantajlı gruplar çoğunlukla iç içe geçmiş, keskin sınırlarla kolayca birbirinden ayıramayacağımız ve diğer yönüyle de kolaylıkla birbirini etkileyen ve besleyen kesimler. Şöyle bir örnek vermek mümkün buna dair. Bir toplumda dezavantajlılık söz konusu olduğu zaman eğitimsiz kimseler genellikle işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalıyorlar. İşsiz insanlar yoksulluk yaşıyorlar ve sosyal güvencesi olmayan bireyler olarak toplumda karşımıza çıkıyorlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, dezavantajlılık aslında pek çok olumsuzluğun etkilediği son derece karmaşık ve sürece bağlı, toplumsal yapıya bağlı, toplumsal etkenlere, ekonomik etkenlere bağlı olarak değişken bir durum. Dezavantajlılık dediğimiz zaman dezavantajlı grupların karşılaştığı temel problemlerin başında toplumsal dışlanma geliyor. Ve toplumsal dışlanma bu grupların yaşam şartlarını çok daha zor hale getiriyor. Dışlanma dezavantajlı kesimlerin içinde yaşadıkları koşulları değiştirecek fırsatlara erişimlerinin önündeki en temel engellerden bir tanesi aynı zamanda. Bireyin kendi kendine yeter olabilmesi, söz konusu ötekileştirme ve sorunsallaştırma olduğu zaman çok mümkün hale gelmiyor. Peki sosyal dışlanma ne demek? Sosyal dışlanmayı da şu şekilde tanımlayabiliriz. Sosyal bütünleşme ve toplumsal aidiyetin tam karşıtı bir süreç, sosyal dışlanma süreci. Ve bu süreçte bireyler temel gereksinimlerinden yoksun kalıyorlar, toplumla olan bağları kopuyor. Halka dair, siyasi, iktisadi ve toplumsal vatandaşlığa dair, yurttaşlık haklarına dair mevcut olan unsurlardan tam olarak yararlanamıyorlar. Dışlanma kavramını ilk kullanan isim Klemper. Klemper bu kavramı ekonomik ve toplumsal gelişmenin dışında tutulan insanların yaşamlarına işaret etmek için kullanmış. Bireylerin ya da hanelerin kaynaklardan ya da geniş ölçekte içinde yaşadıkları toplumla sosyal bağlar kurmaktan yoksun bırakılma süreçlerini ifade ediyor bu kavram. Ve 1980'li yıllarda Avrupa'da toplumsal politikaya ilişkin tartışmalarda bu kavramın sıkça kullanıldığını görüyoruz. Ve
sosyal dışlanma veya toplumsal dışlanma kavramı genel olarak üç farklı şekilde ele alınıyor. Bunlardan bir tanesi toplumsal dışlanma, toplumsal haklara ve toplumsal hakları kullanmaya ilişkin engelleri veya süreçleri tanımlıyor. İkinci yaklaşımda dışlanma, toplumun genelinden toplumsal ya da normatif bakımdan tecrit edilmek olarak görülüyor. Son yaklaşımda ise toplumsal dışlanma kavramı çok kültürlü toplumlarda görülen aşırı marjinalleşme durumları için kullanılıyor. Bu açılardan her bir yaklaşım aslında toplumsal kesimlerin dezavantajlılık durumlarını farklı yönleriyle ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Toplumsal dışlanmanın üç farklı boyutu var. Üç farklı şekilde biz sosyal dışlanmanın, toplumsal dışlanmanın ortaya çıktığını görüyoruz baktığımızda. Bunlardan bir tanesi ekonomik dışlanma. Biri mekansal, biri kültürel ve biri de politik dışlanma. Ekonomik dışlanma dediğimiz zaman emek piyasasına katılamama, bireyin emek gelirinden yoksun olması, işsizlik durumu, sosyal güvencesizlik durumu olarak ekonomik dışlanmanın görünürlük kazandığını söylemek mümkün. Mekansal dışlanma dediğimiz zaman da bireylerin belirli mekanlara ulaşamaması veya belirli mekanlara ulaşmada, o mekanları kullanmada karşılaştıkları engeller aklımıza geliyor. Kültürel dışlanma ise toplumsal ve kültürel hayata bireyin tam olarak istediği gibi, dilediği gibi katılamama durumu. Son olarak bahsedebileceğimiz politik dışlanma da politik ve hukuki hakların bütünüyle kullanılmaması, siyasi yaşama katılamama, doğrudan veya dolaylı olarak siyasi yaşama katılımın engellenmesi hali. Toplumsal dışlanma ekonomik yönüyle siyasi, kültürel ve mekansal boyutlarıyla bireyleri toplumdan, toplumsal ilişkilerden ve kurumsal düzenden uzaklaştıran temel olumsuzluklardan bir tanesi ve sonuçları dikkate alındığında dışlanma bireysel savunmasızlığı ve güvensizliği de pekiştiriyor. Bireylerin aidiyet duygularını zayıflatıyor ve olumsuz yaşam koşullarına karşı dışlanma yaşayan bireylerin mücadele güçlerini azaltıyor. Toplumsal eşitsizliğin hem sonucu hem nedeni sosyal dışlanma aynı zamanda ve birey ile toplum arasındaki mesafenin de bu bağlamda artması olarak tanımlamak mümkün sosyal dışlanmayı veya toplumsal dışlanmayı. İnsanlar arasında mesafe arttıkça sosyal uyum sorunları daha görünür hale geliyor ve birey var olan düzene karşı bir tehdit olarak algılanmaya başlanıyor. Bu bağlamda sosyal bilimlerin önemli isimlerinden Bauman'ın şöyle bir yaklaşımı var. Bunu özellikle bahsetmek istiyorum. Bauman dışlanan bireylerin tercih etmelerine rağmen sahip oldukları özelliklerden, yaptıkları şeylerden dolayı değil, başkalarının düzen anlayışına uymadıklarından dolayı ya da yeterli ölçüde sahip olamadıkları kaynakların yokluğunun norma uygun yaşamı imkansız kıldığı için dışlandıklarını söylüyor. Dolayısıyla sosyal dışlanma ve dezavantajlılık bu bağlamda kaynaklara erişim söz konusu olduğunda, toplumdaki normlar söz konusu olduğunda bütün toplumlarda var olan ve çoğunlukla kentsel yaşamda daha yaygın hale gelen bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle kentlerin belli bölgelerinde yoğunlaşan bu dezavantajlı gruplar ya kendi içlerinde giderek homojenleşip tehlikeli dışlanma döngülerinin açık bir şekilde işlediği azınlık grupları olarak karşımızda duruyorlar ya da dışlanma sürecine doğru sürüklenen belli bir bölgede yoğunlaşma ihtimali daha düşük olan belirsiz gruplar olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Günümüzde özellikle küreselleşmenin yarattığı yüksek risk koşullarının da etkisiyle işsiz gruplar, çalışan yoksullar, evsizler, sokakta çalışan çocuklar, geçim benzemeçileri, sokak satıcıları ve sayısız alt kültürel marjinalizasyondan oluşan dezavantajlı sosyal kesimler kent ekonomisi içinde gittikçe temsil imkanlarını kaybediyorlar. Sosyal ve kültürel olarak dışlanma ve izolasyona uğrama tehdidiyle karşı karşıya kalıyorlar. Bütün bu bahsettiğimiz gruplar bir taraftan sosyal yardımların, hayırseverliğin sağladığı geçici güvenceler ile toplumsal yaşamda var olma mücadelelerini sürdürüyorlar. Diğer taraftan da ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen yardım programları ile bu gruplara ilişkin toplumsal farkındalık yaratma, bu grupların sosyal entegrasyonlarının ve istihdamlarının sağlanmasına yönelik çözüm önerilerinin bir parçası haline geliyorlar. Bütün bu bahsettiğimiz ulusal ve uluslararası düzeydeki programlar
sosyal politikalar ve teşvikler aracılığıyla aslında sosyal grupların yaşam koşullarında iyileştirme sağlamayı ve toplumsal bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Fakat şunu da söyleyebiliriz, dışlanmaya maruz kalan dezavantajlı grupların içinde yaşadıkları toplumla sadece fiziksel bağları değil, aynı zamanda manevi bağları da zayıflıyor. Bu nedenle sosyal politikalar ölçeğinde çözüm aranan güvencesizlik, yetersizlik ve ötekileştirmeye karşı manevi rehberlik ve manevi rehberliğin bir uzantısı olarak manevi destek önemli hale geliyor. Son olarak manevi rehberlik konusunu dezavantajlı gruplar için önemini genel hatlarıyla ortaya koyup daha sonra konuşmamı tamamlamak istiyorum. Dezavantajlı grupların sosyal entegrasyonlarına, sosyal dışlanmaya yönelik yapılan bütün iyileştirici öneriler günümüzde özellikle sosyal hizmetlerin öncelikli konularının başında geliyor. Toplumsal hayattaki düzenlemelerin dezavantajlı gruplar açısından kapsayıcı ve yeterli olmaması, sosyal hizmetlerin modern toplumun temel gerekliliklerinden biri haline gelmesine yol açmış ve modern öncesi dönemlerde ağırlıklı olarak aile ve cemaat yapısında üretilen bu hizmetler günümüzde sosyal ve siyasi koşullara, uzmanlaşmaya ve bu sosyal hizmetlerin kendi iç yapısına, kendi iç dinamiklerine bağlı olarak şekilleniyor. Fakat sosyal hizmetlere duyulan ihtiyacın ve talebin artması bu hizmetlerin erişilebilirliğinde, bu hizmetlere ulaşmada temel engellerden bir tanesi. Bu bağlamda sosyal hizmetlerin kapsamının ve hizmet ağının geliştirilmesi son derece önemli. Ve manevi hizmetlerde bu çerçevede sosyal hizmetlerin önemli alanlarından, önemli uzantılarından bir tanesi. Dezavantajlı grupların sosyal entegrasyonlarına yönelik manevi rehberlik uygulamaları, sosyal yardımların fiziksel gereksinimler kadar manevi ve ruhsal gereksinimlerin de dikkate alınması hususunda kapsayıcılığını arttırıyor. Manevi bakım ve hizmetler ihtiyaç duyan maneviyatını yani kişisel gelişimini ve moralini güçlendirmeye hedefliyor. Bunun yanı sıra manevi hizmetler hayata bağlılığın arttırılması, bireyin kendi iç dünyasıyla barışık olmasının sağlanması, manevi sapmaların ve korkuların giderilmesi hedefiyle insan odaklı bütüncül hizmet anlayışı şeklinde karşımıza çıkıyor. Ve baktığımızda pek çok ülkede sosyal hizmetlerin önemli bir parçası haline gelen manevi danışmanlığın, manevi danışmanlık uygulamalarının kurumsal kökeninin de bu bağlamda 19. yüzyıla dayandığı söylenebilir. Özellikle Amerikan Psikoloji Derneği'nde yapılan tartışmalar, psikolojide din ve maneviyat temalı tartışmalar, manevi danışmanlık derneklerinin kurulmasına yol açıyor ve böylece sahada aktif olarak hizmet verilmeye başlanıyor. Özellikle Amerika'da, Avrupa'daki pek çok ülkede bu alanda yapılan çalışmalar hastanelerde, hapishanelerde, sosyal hizmet merkezlerinde, okullarda ve diğer kurumlarda günümüzde de sürdürülüyor. İnsanın maddi ve ruhsal bütünlük içinde ele alan manevi hizmetler modern bilimin çoğunluklu olarak ihmal ettiği bireyin manevi yönüne odaklanıyor. Fiziksel gereksinimler kadar inancın ve manevi bütünlüğün de önemli olduğu düşüncesiyle hareket eden bu alan özellikle son yıllarda başta hastaneler olmak üzere konuşmamızın başında da belirttiğimiz üzere afet durumlarında çatışma, göç gibi kitleleri etkileyen olağanüstü durumlarda bu durumlara karşı bireysel dengeyi ve mücadele gücünü dinamik tutmak için destek sağlıyor. Yani bir bütün olarak bireye yönelik bir danışmanlık hizmeti olan manevi danışmanlık aslında yine bir bütün içinde danışanın kendi doğrularını bulmasına yardım etme süreci. Manevi hizmetlerin Türkiye'de birine bakacak olduğumuzda Türkiye'de sosyal hizmet açısından oldukça yeni sayılabilecek bu alanın özellikle dezavantajlı gruplara yönelik 1990'lı yıllardan itibaren ilk ciddi uygulamalarını ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Ve 2000'li yıllardan sonra da bu uygulamalar ivme kazanıyor. Özellikle 2000'lerden sonra sağlık, adalet, aile ve sosyal politikalar ve din hizmetleri alanında sunulmaya başlanan manevi destek hizmetleri aile ve sosyal politikalar ölçeğinde iki önemli alana yoğunlaşıyor. Bu alanlardan bir tanesi çocuklar, bir diğeri de yaşlı dezavantajlı gruplar. Dezavantajlı gruplar için manevi hizmet, sosyal ve ekonomik destek kadar önemli ve bu grupların içinde yaşadıkları toplumla bağlarının güçlendirilmesi,
toplumda manevi yönden kuracakları aidiyet, içinde bulundukları koşullarla mücadele duygularını olumlu yönde etkiliyor. Çünkü ekonomik faaliyetlerin, toplumun dışında kalmak, yoksulluk yaşamak, işsizlik gibi durumlar, statü kaybı, geçirileceği bilinemeyen zaman, bireyin mevcut yeteneklerini kullanamaması, bir işe yaramazlık haline olan farkındalık, isyan ve gerilimle süren psikolojik travmaya karşılık geliyor. Ve bu travmalar sadece birey için değil, aynı zamanda bu travma durumunu yaşayan bireylerin çevresi için de kötü sonuçlara yol açıyor. Manevi destek bu bağlamda travmatik süreçlerin daha kolay atlatılmasında, bu süreçlerdeki yalnızlık duygusunun ve güvensizliğin giderilmesinde, endişelerle başa çıkmada, geleceğe dair umutlu olma noktasında dezavantajlı kesimler için çok ciddi anlamda destek sağlayıcı bir alan. Fakat bu noktada son olarak bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Dezavantajlı kesimlere yönelik manevi hizmetin koşulları kabul etmeye değil, koşulları değiştirecek gücü bulmalarına yardım etmeye yönelik planlanmalı ve uygulanmalı. Manevi değerlerin bireyin yaşadığı olumsuzluklara tahammül gücünü arttırıcı etkisi, diğer taraftan da bu olumsuzluklarla baş etme ve mücadele etme inancını pekiştirdikçe çok daha etkili hale gelecek. Sonuç olarak da şöyle toparlayayım konuşmamı. Manevi danışmanlık sosyal hizmetler içerisinde yakın zamanda önemli bir alan haline geldi. Özellikle göçmenler, Musa hocamızın bahsettiği gibi çocuklar, toplumdan izole edilen yaşlılar, yoksullar gibi sayabileceğimiz dezavantajlı kesimlerin içinde yaşadıkları toplumla bağlarının güçlendirilmesi, manevi alanda yaşadıkları yetersizlik duygusunun, geleceğe dair ümitsizliklerinin ve savunmasızlıklarının giderilmesi noktasında son derece önemli ve bu bağlamda özellikle manevi danışmanlık içinde yaşadığımız modern toplumda çok daha kıymetli hale geliyor. İnsanı maddi ve manevi yönüyle bir bütün olarak görmek, maddi yani fiziksel ihtiyaçlar kadar manevi ihtiyaçların da dikkate alınması gerekliliği, bireylerin içinde yaşadıkları toplumda daha güvenli ve sağlıklı ilişkiler geliştirmesine yardımcı oluyor. Ve bu nedenle manevi hizmetler toplumun kıyısında duran kesimler dediğimiz, özellikle dezavantajlı gruplar için toplumun bir parçası olduklarının hatırlatılması, ve yaşadıkları koşulların yarattığı olumsuzluklarla mücadele etmelerine katkı sağlayacak önemli bir birleşen haline geliyor. Söz konusu sosyal hizmetler ve manevi yardımlar olduğunda. Ben de konuşmamı bu şekilde tamamlıyorum. Öncelikli olarak bütün katılımcılarımıza, değerli sunumları için ben çok teşekkür ediyorum. Soru var mı? Evet, Gayze hocamızın sorusu var. Esra hocam, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim sayın hocam. Gayze hocamızın bir sorusu var Serpil hocama. Serpil hocam, müsaadenizle ben... Hocam, Gayze hocam ayrıldı. Serpil hocam da... Ayrıldı mı? Tamam. Evet. Tamam. Musa hocam, teşekkür ederiz. Melek hocam, çok sağ olun. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Dediğiniz için. Teşekkür ederiz. Katılımcı sayısından en yüksek olduğu katılımcı. Ne mutlu bize. Uygulamalarımız inşallah geleceğe faydalı olur. Bunlar için kaleme alındı. Türkiye'deki manevi danışmanlık hizmetlerinin gelişmesine katkı sağlarsak ne mutlu bize. İnşallah. Serpil hocam, paylaşımlarınız güzeldi. Daha doğrusu oldukça prensipler güzeldi. İnsan çok farklı bir varlık. Sürekli kalp dünyası, ruh dünyası değişiyor. Hakan hale giriyor. İnsanlar bazen konuşmaktan duyuluyor, dinlemiyor. Ama davranışlarımızı çok iyi gözlemliyor. Bazen davranış, bazen bizim tavrımız, bazen dinlerimiz insanlara çok daha fazla tesir ediyor. Bazen de çok dingin bir halinde işte konuşma, sohbet, eğitim, bunlar çok etkili oluyor. Ama deprem bölgesinde gelince, sizin söylediğiniz adını sizin için çok önemli, çok faydalı oldu. Çok sağ olun. Murat hocam yine aynı şekilde, Murat hocam, çok faydalı bir şekilde yoruldum. Çok verimli, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
Çok teşekkürler Sayın Hocam. Ben de bütün katılımcılarımıza, bütün dinleyicilerimize tekrardan teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadıkları için, değerli sunumlarını bizlerle paylaştıkları için. Burada oturmuş oluyoruz. Tekrar katılımcılarımıza saygılarımızı sunuyoruz. Diğer oturumlarda devam etmek üzere. Hoşçakalın. Keşke soru ve cevap faslı açabilsek fakat 11.30'da diğer oturumlar başladığı için kesiyoruz. Kusura bakmayın Sayın Hocam. Tabii, tabii. Hayırlı günler. Çok teşekkürler. Arkadan görüşmek üzere. Teşekkürler. Çok sağ olun.